Sevgili Başak burçları, Ay burcu Başak ve yükselen burcu Başak olan dostlarım hepinize güzel bir hafta diliyorum. Bakalım 18-24 Ocak dönemi sizleri neler bekliyor? Bir çarşambadan bir çarşambaya. Yorumlarınıza başlıyorum arkadaşlar. Rabbim herkesin işinde kolaylık versin. Evet. Bismillahirrahmanirrahim men ca haseneti felehu hayrun minha ve hum min fezen yeme izin aminun arkadaşlar burada nemil suresinde diyor ki kim ki huzuru haliki ile hasene ile gelir ona ondan daha iyi daha hayırlı bir mükafat verilir ve kıyamet gününün korkusundan emin derler hayır ve hasanette bulunun diyor burada Rabbimizin emridir. Her konuda hayırlı düşünmek, iletişime geçmek, arkadaşların arasında kargaşa varsa bunları çözmek hepimizin ortak kaygısı olsun arkadaşlar. Nemil suresinde Rabbimiz bize bildiriyor işte diyorum hayırlı düşün diyor bir şeyin hayırlı, hayırlısı olsun hayır olsun de yani böyle diyebilirim Başak burçları çok titizleniyorsunuz biliyorum. Başak burcu demek titizlik demek. Hem temizlik, hijyen konusunda hem de insanın ruh temizliği konusunda herkesi de çok irdelemeyin. Herkes işte kendi ateşini kendi götürüyor öbür aleme. Burada da ben yüce Kur'an ayetiyle de size ispat ettim. Herkes kendi günahıyla gitsin. Kimseyi değiştirmeye kalkışmayın. Dünyada her renk var siyahı da var sarısı da var sarı düşüncesi olan hızlı düşünür siyah düşünen karaları bağır, bağlar beyaz düşünen şeffaftır özgürdür bunları kabul edin bunları söyleyeceğim arkadaşlar ne diyebilirim ki ve de sizin bu haftaki uğurlu renginiz kırmızı arkadaşlar hayırlı bir işe başlamanız lazım hayırlısıyla acele etmeniz lazım kırmızının bereketini hayata geçirmeniz lazım. Bir de kan ile ilgili sorunlar göze çarpıyor Başak Burçları. Tansiyon düşüklüğü olabilir. Yüksek tansiyon ya da düşük tansiyon olabilir. Bir hani kan enerjisi var. O yüzden kırmızıyı giyin. Ani başlangıçlar neşe verecektir. Bir de parayla ilgili sorun çıktı. Kırmızı parayı da çeker. Hızlı çeker yani. Ama hızlı da harcatır. Neyse bir gelsin de harcamasını e, tutarız yani. Bir gelsin de hayırlısı da gerisi kolay. Tutması kolay. Paranın geleceğini görüyorum. Yolculuklarınız var. İletişiminiz çok iyi. Bir bilgi yönünden zengin olacağınız haftadasınız. Yeni bir şeyler öğrenebilirsiniz. Biraz önce ikizleri çektim. Dedim ya bir laptop alın ya bir telefon programı yükleyin. Bir şeyler olacak dedim. Çok gelişme olacak dedim. PDF kitap okuyun dedim. Sizlere de aynısını söylüyorum. Eğitim ömür boyu süren bir süreçtir arkadaşlar. Değişimdir eğitim. Değişim sürecidir. Ve zihnimizdeki bağlamlar doğrultusunda ne istiyorsak ona yönelelim. Zihnimizin gittiği yere gidelim o bize ne öğrenmemiz gerektiğini söyler başak burçları ikizlere de söyledim çaba sarf etmeden neşeli şekilde öğrenelim neşeli şekilde okuyalım ve hayata bir şeyler katalım aynı cümleyi size de söyleyeceğim ben yıldıznamemi okudum zikrimi de verdim haydi bana eyvallah demeyeceğim hep beraber büyüyeceğiz biraz evvel ikizlere söyledim merkür denetiminde başaklara da diyorum arkadaşlar hep beraber büyüyelim hangi kitap ları hoşlanıyorsanız yazın. Kitap önerileriniz varsa videonun altına bekliyorum. İkinci olarak da pek çok arkadaşımdan şunu bekliyorum: Hangi konuda ne öğrenmek istiyorsun? Melek koçluğumu, yani benim mesleğimle ilgili olsun olmasın, pek çok konuyu sorabilirsiniz. Ben diyelim biraz bunalım geçiriyorum, ne okumam lazım? İşte sen. Selim ileri oku. Sen Nazlı Eray oku gibi. Benim kitap önerilerim olacak. Ya da bilgisayar programı çalışmak istiyorum. Bilgisayar programlarını kullanmak istiyorum. Neler yapmam lazım? Ne gibi faydaları olur? Diyebilirsiniz. İyimser olacağınız, hevesli olacağınız bir haftadasınız. Ben tamam çalışanlara bir şey dediğimiz yok. Belki vaktiniz yok çalışanların. Zaten onlar güzel kullanıyorlar. Ben ev hanımlarına diyorum. Benim yaşıtım insanlara söylüyorum. 35-55 yaş arası ev hanımlarına söyle, söylüyorum. Hem davranışlarınız değişir hem ruhsal anlamda ilerlersiniz. Mutlaka telefonu aktif olarak kullanın. Yani telefonu eğitim sektöründe kullanın. Not alın, kitap okuyun. Ne bileyim ben bildiğiniz bir konuyla ilgili Anekdotlar yazın, siz bir şeyler yazın. Hayata neler verebilirsiniz? Net davranın. Bugün belki kötü yazarsın, yarın eksik yazarsın, ama üçüncü gün düzeltirsin. Belki de çok iyi bir yazar olursun. Çünkü Merkür ya arkadaşlar, Merkür iki tane burcu yönetiyor. Biri ikizler, biri başak. Entelektüel faaliyette bulunmak için çok güzel dönem geçiyorsunuz. Haberiniz olsun. Satürn önümüzdeki aylarda balık burcuna geçecek. Bu da hayallerin gerçekleşeceği anlamına geliyor. O yüzden onun alt zemini ne hazırlıyorum. Pek çok burcu etkileyecek ama siz yazarlık konusunda bilgi düzeyi konusunda bir numarasınız. O yüzden hayallerinizin gerçekleşeceği çok güzel bir dönem başlıyor. 2 i̇ki, 2,5 iki yıl kadar bir süre ve daha sağlam yere basacaksınız. Hayalleriniz gerçekleşecek. Onları bırakmayın diyorum. Korkuya kapılma, kaygıya kapılma. Okunursun, dinlenirsin. Şimdi Başak Burçları bir şey daha hatırlatmak istiyorum. Serbest çalışıyorsan müşteri potansiyelinin yükseleceği bir dönem. Aynı zamanda böyle bir iletişim kurma, bir hastalıktan kurtulma, bir dedikodunun salı verilmesi. Bak bir dedikodu yapılmış hakkında Onları adeta şey yapacaksın hani püskürteceksin. Gereken cevabı vereceğini görüyorum arkadaşlar. Bir anda hazırlanabilirsin valizlerini. Bir anda yola çıkacağını görüyorum. Hayırlısıyla bir bebek müjdesi olabilir. Arkadaşlar Merkür'ün pozisyonu hamilelik, bebek ya da bir bebek doğumunu bizi hatırlatıyor. Zaten Merkür retrosu bitti artık. Yani dün itibariyle bitti. Zaman hızlanmaya başladı. Artık zamanı çok güzel kullanabilirsiniz. Zaman hızlandı. Retrolarda zaman kısalıyordu ya da yetiştiremiyorduk işleri. Çünkü aksilikler oluyordu. İki kere yapmak zorunda kalıyorduk. Retro odur arkadaşlar. Gerçekten iki kere yaptırır, aksilik yapar dönüp dolaşıp tekrar aynı yere gelirsiniz. Bunlar kalktı. Artık seri olarak düşünebiliriz. Seri işler yapabiliriz. Bunları söyleyebilirim. Hayırlısıyla sosyal aktiviteyle beraber fazla sayıda insanla karşılaşabilirsin. Özsaygı göreceksin. Kendini güçlendireceksin ve hayırlısıyla bir yani ruhsal anlamda çok iyi duyumsamalar alacaksın. Çok iyi şeyler hissedeceksin. Olumsuz hiçbir şey kalmayacak arkadaşlar hayatımızda. Rabbimin izniyle farklı alanlarda sosyalleşme olumlu etkiler yaratıyor diyebilirim. Evlatlarınızla ilgili bir sorunu çözeceksiniz. Yalnız nazar enerjisi çok yoğun. Esneme, gece uykusuz kalma gündüz boyu da böyle yorgun gezme durumların olabilir arkadaşlar buna dikkat edin nazar üzerlik et, eksik olmasın üzerlik mutlaka hane içerisinde tüsüsünü yapın arkadaşlar derim sakinleşeceğinizi sıkıntılara atacağınızı görüyorum ve evet Birileri sizden bir şey isteyecek arkadaşlar. Sen yapacaksın. Sen edeceksin. Bir dayatma var aile içinde. Biraz yorulacaksın. Sen dedim hani kötü bir dayatma değil bu. Yani fatura sana kesilebilir. Bir yerlere gidebilirsin. Bir şeyleri çözmek zorunda kalabilirsin. Hastane gibi. İşte ne bileyim bir resmi evrak gibi. İhale sana kalabilir. Haberiniz olsun. Bir şeyleri çözmeyi ee, başaracaksınız ama. Başarılı şekilde yaptığınızı görüyorum. Sakinleşmeniz gerekiyor. Gücünüzü elinize alacaksınız. Karı koca arasındaki kavgalar tatlıya bağlanacağı gibi küsler barışacak. Sevdiğiniz insan sizinle ilgilenmeye başlayacak. Ve erdemli mutlu aynı zamanda e, huzurlu bir hafta gelişmeler var arkadaşlar küslerle ilgili gelişmeler ve para yönünden büyümeye işaret ederken doğal beslenme yollarını çok çok hayatınıza katacaksınız daha önceki aylarda da yaptığınız gibi bu ayda yani bu haftada zemin hazırlamışsınız daha önceki zamanlarda. Doğal beslenmenin çok büyük faydasını göreceksiniz. Bazı dostlarım bir hastalıktan %100 kurtulacaklar. Hastalık yönünden geride bıraktığınızı, sağlıklı bir yaşamı hayatınıza kattığınızı görüyorum. Koşulsuz sevme veya sevilme gibi bir huzur, bir e, nasıl diyeyim? huzur da var. Birilerine böyle bir nasıl diyeyim, yaşama hevesi vereceksiniz. İkili ilişkilerde yaşama hevesi verdiğinizi, sıkıntılı süreçleri atlattığınızı görüyorum. Sakin olun. Muhtaç olan birisine de yardım edeceksiniz, elinden tutacaksınız arkadaşlar. Başarılı gelişmeler olduğunu görüyorum. Yalnız işte biraz da nasıl diyeyim Güvenilir olmak istiyorsunuz. Sıkıcı bir insanlardan dediğim gibi kurtulacaksınız. Doğal olacaksınız. Basit işleri yapacaksınız ama hafta sonuna doğru bir otorite, sizin üzerinizdeki bir güç sizi strese de sokabilir ya da daha ağır işler üzerinize almak zorunda kalabilirsiniz. Önümüzdeki hafta pazar, pazartesi, salı günleri biraz yoğun olacağınız, stresli olacağınız günler olabilir. O yüzden şimdiden sizi rahatlatacak bir zikir vermek istiyorum. Ya Metin zikrini çekeceksiniz. Tekrar sayısı 500'dür arkadaşlar. Evet sarsılmaz olan anlamındadır. Hiç şaşmayan metin olmak yani sarsılmaz olan ve de girdikleri işlerde kazanan refah seviyesini yükselten iç dünyasıyla dış dünya arasında denge kuran anlamındadır metin 500 kere çekin arkadaşlar sizi kısıtlayan veya strese sokan ne varsa kolaylıkla halledeceksiniz Rabbimin izniyle sıkıcı hayatınızı bir bayram yerine çevirmenizi diliyorum arkadaşlar. Hepinizi yürekten sevgiyle selamlıyorum. Gelecek hafta görüşmek üzere diyorum. Yine yeni yeniden. Hoşçakalın, kalın